Herkese merhabalar. Bu videoda çok pratik bir tatlı yapacağız. Canınız istediğinde hemen kalkıp yapabileceksiniz. Kaymak pare için ilk başta şerbetimizi hazırlamakla başlayalım. Bir su bardağı şekerimizi tenceremize aldıktan sonra üzerine bir buçuk su bardağı da su ilave ediyoruz. Bir dilim de limonumuzu ilave ettikten sonra şerbetimizi kaynamaya alıyoruz. Şerbetimiz kaynadığı esnada hamurumuzu hazırlayalım. 100 gram kaymağımız var. Üzerine bir çay bardağı kadar sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Daha sonra bir su bardağı unumuzu da üzerine ilave edip bir pakette kabartma tozumuzu ilave ediyoruz. Ve ilk başta malzemelerimizi güzelce karıştırıyoruz. Bunu ilave etmeye devam edeceğiz ama ilk başta kontrollü bir şekilde unumuzu ekliyoruz. Şimdi eklediğim malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra tekrar un eklemeye devam edeceğim kontrollü bir şekilde. Bir su bardağı un eklemiştim. Bir yarım su bardağı daha unumu ekliyorum. Tekrar karıştırıyorum. Dediğim gibi bu işlemi sürekli kontrollü bir şekilde yapın ki un fazla kaçmasın. Şimdi artık kalan yarım su bardağı unumu da ilave ediyorum ve toplam 2 su bardağı un kullanmış oluyorum. Artık kaşığı sıyırdım. Elimle yoğurmaya devam ediyorum hamurumu. Gördüğünüz gibi çok pratik bir tatlı. Şerbetli bir tatlı yapmak istiyorsanız ve çok da uğraşmak istemiyorsanız bu tatlıyı çok kolay bir şekilde hemen yapabilirsiniz. Şimdi artık kıvamı gördüğünüz gibi güzelce tuttu. Şekil verme işlemine geçmeden önce dokusunu göstereyim sizlere. Yumuşacık bir hamur elde ettik. Şimdi elimizle böyle gördüğünüz gibi avuç içimize yuvarlayıp top şeklinde içine atıyoruz. Şekli de çok pratik. Tıpkı yapımı gibi. Farklı şekiller de verebilirsiniz ama kaymak parlenin şekli bu şekilde yuvarlaktır. Bütün hamurlarımı aynı şekilde iki avucumun içinde yuvarlayıp pürüzsüz bir şekilde borcamın içine ilave ediyorum. Yaptığım kaymak parelerimi borcamın içine koydum. Biraz küçük geldiği için daha sonra borcamamı değiştirdim. Ortalama 14-15 adet kaymak paremiz çıkıyor size verdiğim hamurla. Artık kaymak parelerimi fırına alabilirim. 200 derecelik fırında kontrollü bir şekilde 20-25 dakika kadar pişirelim kaymak parelerimiz gördüğünüz gibi pişti. Ama ben yaklaşık 2 saat kadar da soğumasını bekledim. O hamurlar şiire döktükten sonra kendini salmasın diye. O yüzden ben bu tatlıyı hem şerbetini hem de kaymak pareleri soğuk bir şekilde olduğunda buluşturuyorum. Lütfen bunu dikkate alın. Eğer kaymak pareleriniz hala çok sıcaksa şerbeti döktükten sonra kum gibi dağılacaktır. O yüzden kaymak parelerin en az 2 saat dinlenmiş olması lazım şerbeti dökmeniz için. Şerbeti de soğuk döküyorum. Tatlılarım da soğuk. Şimdi gördüğünüz gibi artık tatlılarım güzelce şerbetini çekti. Sonuma hazır bir hale getirip servis edebilirsiniz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.